kısaltma söz konusu olduğunda farz namazların dört rekatlı olanlarının iki rekat şeklinde kılınması kastedilir. Bu da öğle, ikindi ve yassı namazı için söz konusudur. Bunun dışında sabah namazının farzı iki rekattır. Onu tek rekat kılmak diye bir şey söz konusu değil. İki rekaattır. Olduğu gibi iki rekat kılınır. Akşam namazının farzı üç rekaattır. Onu da bir buçuk rekat diye kılmak mümkün değil. O da üç rekat olarak kılınır. Yolcu olduğumuzda, seferi olduğumuzda dört rekatlı olan öğle, ikindi ve yassı namazının farzını ikişer rekat olarak kılarız. Efendim öğle namazının farzı iki rekat olarak kılınır. İkindinin farzı iki rekat olarak kılınır. Yatsının farzı da iki rekat olarak kılınır. Burada e, hatırlatılması gereken bir mesele de bulunmakta. Hazır aklıma gelmişken, konu açılmışken bunu da hatırlatalım. Yolculuk dediğimizde, seferilik dediğimizde, İki aşama söz konusudur. Bunun bir yolda geçen aşaması söz konusudur. Bir de hedef yere gittiğimiz, ulaştığımız andan itibaren orada geçireceğimiz zaman söz konusudur. Bununla ilgili kitaplarımızda yazan ifade şudur: Yolculuk esnasında yani hareket halinde iken söz gelimi İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz. Hareket halinde iken sadece farz namazları kısaltarak gideriz. Ulaştığımız zaman, hedef yere, hedef noktaya vardığımız zaman işte az önce sözünü ettiğimiz Ankara'ya gelmiş isek ve Ankara'da 15 gün, 20 gün kalmamız icap ediyor ise artık Ankara'da namazlarımızı dört kılacağız. Binaenaleyh sünnetleri de olduğu gibi kılacağız. Ama İstanbul'la Ankara arasında işte 10 saat sürdü yolculuğumuz. Bu 10 saate denk gelen namazları dörtlü ise iki kılacağız. Eğer Ankara'ya üç günlük bir iş için gitmiş isek, bu üç gün içerisinde de biz misafir sayılırız ve misafir olduğumuz için de 4 rekatlı namazları 2 olarak eda edeceğiz. Diyor ki kitaplarımız, eğer imkan varsa sünnetler olduğu gibi kılınır. Özellikle de müekket dediğimiz, Sünnetler efendim öğle namazının farz öncesi ve sonrası sünneti, yatsı namazının farz sonrası sünneti, akşam namazının farz sonrası sünneti müekket sünnetlerdir. Bunlar kılınır özellikle de. Sabah namazının sünnetine gelince o müekket ötesi bir sünnettir. Yani vacip değildir belki ama müekket ötesi bir sünnettir. Onu ihmal etmemek gerekir. Şimdi burada özetleyecek olursak bizzat yol halinde hareket esnasında sadece farzları kısaltarak kılarız. Yerleşik düzene geçtiğimizde eğer 15 günden az kalacak isek farz namazları kısaltarak kılar, sünnet namazları olduğu gibi kılarız. Eğer bulunduğumuz yerde 15 günden fazla kalacaksak artık sünnetleri de farzları da normal vaziyette kılarız. Fakat şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yola çıktığında devesine biner binmez namaza başlarmış. Devenin üzerinde namaz kılar, yolculuğunu öyle sürdürürmüş. İma ile rükusunu, secdesini yapmak suretiyle namaz kılarmış. Binaenaleyh namaz kılmayıp ne yaptığımız önemli. Yani eğer oturup dedikodu yapacaksak, burada efendim vaktim yok ben sünneti kılmasam da olur demenin bir alemi yok. Binaenaleyh ama eğer bir hadis öğrenmeye buradan Bağdat'a gitmişsiniz, 10 gün kalacaksınız. O 10 gün boyunca harıl harıl hadis öğrenmekle meşgulsünüz. Kaybedecek bir dakikanız Yok. Tamam o zaman siz sünnetleri tehir edebilirsiniz. Rahat vakitte kılarsınız. Ama çok özür dileyerek söylemek istiyorum. Yani sinema filmi izleyecekseniz, oturup dedikodu yapacaksanız o zaman sünnetleri kılmamanın bir mazereti, bir gerekçesi olamaz. Bu yüzden unutmamak lazım ki Müslümanın namazı Müslümanın hayatı demektir. Nefesi demektir. Canı demektir. İmkan olduğu sürece namazdan asla taviz vermemesi, ödün vermemesi gerekir.